Kıymetli dostlar, Çağlayan Mayıs sayısı müzakeremize hoş geldiniz. Dünyanın farklı yerlerinden katılanlar var aranızda. Dolayısıyla kiminize hayırlı sabahlar, kiminize hayırlı günler, kiminize de hayırlı geceler diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli bir Ramazan ayı geçirmişsinizdir. Hepinizin geçmiş bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Tabii ki ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalmış dostlarımızın en kısa zamanda birbirlerine kavuşmalarını, hürriyetleri elinden alınmış kardeşlerimizin en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşmalarını da Cenab-ı Hakk'a iletiyoruz bu duamızı. Bütün dünyayı etkisi altına almış koronavirüs ya da başka bir vesileyle vefat etmiş dostlarımıza başsağlığı diliyoruz. Sizlerin her türlü salgın ve musibetten korunmanızı Cenab-ı Hak'tan dileniyoruz. Her birimiz 2 aydır yaklaşık evlerimize kapandık. Ama Allah internet vesilesiyle bambaşka kapılar açtı. Geçtiğimiz bu dönem boyunca hiç olmadığı kadar sohbet ve irfan meclislerine katıldık. Hem de farklı dillerde katıldık. Her ev adeta bir okula döndü. Bugün yaptığımız Çağlayan müzakeresi de bu meclislerden bir tanesi. Çağlayan'ın hedefi malum. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, ister hastanede olalım, isterse medrese Yusufiye'de olalım, isterse gurbet ellerde olalım, inanan her kulun kendi irfan miracına yükselmesi adına tefekkür malzemesi tedarik etme, en azından böyle bir perspektif sunabilme okurlarımıza. Üstad Hazretlerinin bütün kainat ulvi bir musikidir, İman nuru işitir, eskar ve tesbihleri ifadesinde buyurduğu gibi iman nuruyla eşya ve hadiseleri okuma ve görme hedefi var Çağlayan'ın. Bugünkü programımızda Mayıs sayımızdan 5 yazının müzakeresini yapacağız. Her bir yazı için yaklaşık 15 dakika ayırdık. Bizim Amerika'daki müzakere heyetimizden birer arkadaşımızın moderatörlüğünde yazarlarımız yazılarını özetleyecek. Belki yazıda ifade etme imkanı bulmadıkları konulara değinecekler. Soru ve yorumlarınızı YouTube kanalımızdan, oradaki chat bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Süremizi de dikkate alarak programın sonunda bu kısımları yazarlarımızla müzakere edeceğiz. Şimdi yazılara geçmeden evvel Amerika'daki müzakere meclisimizin kurucusu, büyüğümüz hem de Çağlayan yazarlarından Doktor İsmail Büyük Çelebi hocamızın açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Çok muhterem ve değerli kardeşlerim, ben bu müzakerenin ve Çağlayan'ın ehemmiyetini ifade açısından şunu inşallah arz etmeye çalışacağım. Bizim gerek ferdi olarak, gerekse cemaat olarak hedefimize ulaşmamızın, ki hedefimiz dinimize hizmet, milletimize, insanlığa hizmet, bu hedefimize ulaşmak için muhtaç olduğumuz şey manevi beslenmek. Manevi beslenme deyince de İtikadi yönden, yani imani yönden de beslenmek, ameli yönden de, ahlaki yönden de beslenmek. Bizim beslenme kaynaklarımızdan işte birisi de kıymetli kardeşlerim bu dergimiz Çağlayan. Bu bildiğiniz gibi hocamızın nezaretinde çıkan, bütün yazıları hocamız tarafından seçilen, yönlendirilen, tavsiye edilen, ki bu da hocamız bizim İhtiyacımıza göre Allahu Alem muhakkak bunları seçiyor. Binaenaleyh şimdi bizim beslenme kaynaklarımızdan birisi bu dergi bana içinde çok çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bir meyve bahçesine ben şahsen benzetiyorum. Elhamdülillah başta hocamızın yazılarıyla kalbi yönden beslenmiş oluyoruz. Ayat-ı tekviyenin tefsirleri diyeceğimiz tıbbi yazılar, hayvanlar aleminden yazılar, böcekler aleminden, bitkiler aleminden ve insandan yazılmış olan yazılar da böyle ayat-ı tekviyenin tefsirleri mahiyetinde, bunlar da imani yönden bizleri beslemekte.
Diğer yandan hocamızın münacatları, naatları, bizim Cenab-ı Hakk'a, Rabbimize karşı olan muhabbetimizi, Efendimiz'e olan muhabbetimizi beslemekte. Diğer yönden, mesela sosyal yönden yazılan yazılar da bana çok mühim geliyor. O da bizim hizmet hayatımızda yol haritamız gibi, böyle riayet edeceğimiz prensipler, adab-ı muaşereti adeta bize öğretiyor. Diğer bir yandan ashab-ı kiram efendilerimizin hayatından, ondan sonraki selef-i salihin efendilerimizin hayatından, üstadımızın talebelerinden, onların örnek hayatlarından yazılan yazılar da bizi ibadet hayatı yönünden bizi canlandıran yazılar. Böyle çok güzel bir beslenme kaynağımız bu muhterem kardeşlerim. Böyle toplu müzakere meselesi de hani hocamızın bir kanaati şudur. Toplu yapılan sohbetler, toplu kılınan namazlar gibi bereketli olur. Çok bereketli olur der hocamız. Biz de bu düşünceyle Çağlayan dergimizin çıkmaya başladığı ilk sayısından itibaren burada bulunan arkadaşlarımızla Enstor'un organizesinde, Hüseyin Beylerin organize etmesiyle böyle bir özet grubu oluşturmuş. Bugüne kadar devam ettirmiş. Şimdi daha güzel bir şekil aldı. Allah'ın izniyle inşallah. İnternet üstünden. Direkt yazarların o yazıyı niçin yazmış? Bununla esas bize ne vermek istiyor? İşte bu ikincisi olmuş olacak. Birinci denemesi olmuş oldu bundan evvelki program ama çok güzel oldu. İnşallah gittikçe daha güzel olur. Burada tabii esas bizim hedefimiz dergimizi okuyarak bu sohbetleri dinlemek, en azından dinleyerek dinlemek. Ben bununla iktifa inşallah şimdi yazarlarımızı dinleyelim. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum.